interaktif olacaktır sunumlarımız. Bütün kurumlardan hangi veri geldiyse biz bunu... Bu yıkılmış olan olabilir mi? Yatırımlar bulunduğu için. 166 tane oluyor, 3 tane kalıyor. Tamam, 3 tane. Biz geldi oradan, ben de biraz daha. 169'dan... Uyuşturucu madde kullanım sebebiyle eğitim dışında kalan öğrenci sayısının olmadığı, yine tespit edilip tedaviye yönlendirilen öğrenci olmadığı belirtilmiş. Bizim bugün burada olmamızın sebebi daha çok, hepimiz bir takım çalışmalar yapıyoruz ama biz olsaydık bu konuda daha başka neler yapardık önleme çalışmaları kapsamında. O yüzden biz öncelikle biraz risk faktörlerinden size kısaca bahsetmek istedik. Sonrasında da ne yapabiliriz üzerine beraberce aktif bir şekilde konuşabiliriz. Biz madde bağımlılığına özellikle zemin hazırlayan risk faktörlerin arasında ebeveynlerinden birinde madde bağımlılığı olan ailelerin çocuklarının risk altında olduğunu görüyoruz. Yine ihmal ve ilgi eksikliğinin bu anlamda risk oluşturduğunu görüyoruz yapılan çalışmalarla. Yine sınıflarda özellikle aşırı utangaç, içine dönük ve şiddet davranışları gösteren çocukların risk altında olduğunu gösteriyor bilimsel çalışmalar. Yine spor, sanat, yararlı hobiler ve sosyal faaliyetlerin özendirilmemesi de risk faktörleri arasında. Okul başarısındaki düşüş, biyolojik ve çevresel faktörler, yine sosyoekonomik düzey, özellikle ergenlik dönemi ve eğitim düzeyi de risk faktörleri arasında. Bir de geçen var.